Herkese merhaba. Bu eğitsel videoda DaVinci Resolve programı ile video tabanlı içerik nasıl hazırlanır konusuna değinilecektir. DaVinci Resolve tamamen ücretsiz bir versiyonu da olan video kurgulamanın yanında videonun ses ve renklerinin de düzenlenebildiği bir programdır. Bu eğitimde bu programın kurulumu, temel özelliklerini tanıtma, farklı ders videolarını birleştirme, video üzerine düzenleme yapma ve videoları yayınlama yönelik bilgi kazandırmak ve uygulama yapmak amaçlanmıştır. Öncelikle programın kurulumuyla başlıyoruz. Programın kurulumu için öncelikle arama motoruna DaVinci Resolve diye yazıyoruz. Ve Blackmagic Design diye başlayan linki seçtikten sonra karşımıza web sayfasına geçiyoruz ve buradan indir butonuna basabiliyoruz. DaVinci Resolve'un farklı işletim sistemlerine göre versiyonları bulunmakta. Studio versiyonu ücretli versiyonu olup direkt Resolve 17 yazan ücretsiz versiyonudur. Uygun işletim sistemini seçtikten sonra karşınıza kullanıcı bilgilerinize gireceğiniz sayfa çıkacaktır. Ve bu bilgileri tamamladıktan sonra da indirebileceğiniz DaVinci dosyasını göreceksiniz. Ekranda gördüğünüz macOS bilgisayarlar için bir kurulum düzenidir ama Windows için de oldukça kolaylıkla veya Linux için de oldukça kolaylıkla bu işlemleri gerçekleştirebilmektesiniz. Ekrandaki talimatlara uygun bir şekilde kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz. DaVinci Resolve programımızı bilgisayarımıza indirdikten sonra ve kurulum işlemini tamamladıktan sonra programımızı açalım şimdi. Öncelikle siz bize bir mevcut daha önceden bir proje varsa onu açmamızı isteyecek. Yoksa da Untitled Project'ten yeni bir projekte başlatabiliriz. Başlangıçtan projemize bir isim verebiliriz. Mesela deneme proje diye bir proje olarak kaydediyorum. Güncellemeler varsa bunları size soracaktır. O an yapmak istiyorsanız download diyebilirsiniz ya da skip diye daha sonra erteleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşınızda açılan sayfada farklı bölümler var. Şimdi kısaca bunları anlatacağız. Sol üst köşede kullandığınız medyalar gösterilmekte. Sağ tarafındaki siyah kısımda isterseniz bunu aşağı doğru genişletebilirsiniz. Daha fazla alanda gözükmesini isterseniz. Siyah ekranda videonuzu göreceksiniz. Alt kısımda da yaptığınız işlemleri göreceksiniz. DaVinci Resolve'da çeşitli bölümler var. Burada farklı farklı adımlar izlenebiliyor. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle medya kısmı. Medya kısmı oluşturacağınız içerikte ya da oluşturacağınız videoda kullanacağınız bütün görselleri yüklediğiniz alan aslında. Bilgisayarınızda bir yerde bu görseller olabilir. Hangi görselleri kullanacaksınız bu çalışmanızda onları bulup seçmenizi sağlıyor. Mesela benim masa üstümdeki dosyalarıma gideyim. Mesela ben bu çalışmamın içerisinde 6 tane video kullanacağım. Bu videolarımı alıyorum ve aşağıya atıyorum. Tabii çekim daha önceden hazırladığınız bu videoların çözünürlükleri ya da boyutları farklıysa size böyle bir uyarıyla karşılaşacak. Değiştirmek istiyor musunuz, değiştirmek istemiyor musunuz diye. Ben olduğu gibi kullanmak istiyorum. Don't change dedim. Ve böylelikle bu çalışmada yani bu video oluşturma işlemleri sırasında kullanacağım videoları aşağıya eklemiş oldum. Aynı zamanda bu medya kısmında ses dosyası olabilir, sadece görüntü olabilir, farklı farklı dosya formatları da alabilirsiniz. Bu buraya atmış olduğunuz dosyaları sol tarafa atarak mesela klasör 1 deyip burada direkt bunların için atarak da isterseniz dosyalarınızı gruplayabilirsiniz. Daha sonra kat ve edit kısımları var. Bunlar birbirinden farklı kısımlar aslında. Kat kısmı daha sonraki versiyonlarda çıkmış bir bölüm. Burada kullanacağınız videoların kesme işlemlerini, montajlama işlemlerini yapıyorsunuz. Aslında bütün işlemleri yaptığınız menü. Belki edite gerek kalmadan da basitçe video montaj işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ve mesela buradan
dosyanızı aktardığınızda bunun kesme biçme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Üst tarafta gördüğünüz gibi transition'ları verebiliyorsunuz, title'ları verebiliyorsunuz ve arkasından da quick export'la çıktı alabiliyorsunuz. Buradaki formatlarınızı da belirliyorsunuz. Kat kısmında aslında pratik bir şekilde bu işlemlerin hepsini yapıyorsunuz. Medya kısmı ise aslında daha profesyonel olarak yapmak istediğiniz kurgular için sunulmuş bir menü. Burada daha profesyonel, ayrıntılı kurgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bir panel ise Fusion paneli. Yeşil perdeli bir videonuz varsa bunu montajlayabildiğiniz, bunu düzenleyebildiğiniz kısım aslında Fusion, DaVinci Resolve'un, Blackmagic Design'ın farklı bir programı. Burada bir ek olarak ayrıca sunulmakta. Color kısmı ise burada videonuzun renklendirmelerini yaptığı, ayarlamalarınızı yaptığımız bir bölüm. Bu ayarlamaları yaparak renklerin üstünde oynayabiliriz videomuzun, içeriğimizin ya da. Fairlight ise yine kullandığımız videolardaki ses işlemlerinin, ses düzenleme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bir sonraki aşama ise Deliver aşaması. Deliver aşaması da artık bütün videonuzdaki montajlama işlemleriniz bitti. Düzenleme, ses, kurgu işlemleriniz bitti. Artık çıktı alacağınız aşama. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta farklı video formatlarında hazır alabildiğiniz gibi kendi elle de burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela custom seçip burada kendiniz video, audio ve özelliklerini belirleyebilirsiniz. Ya da mesela kullanacağınız videoyu YouTube gibi bir video paylaşım sitesinde paylaşacaksınız. Standart burada onların ortaya çıkarttığı ayarlamalar var. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Arkasından add to render queue deyip bir video formatını elde edebiliyorsunuz ve bilgisayarınıza saklayarak işlemi başlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi DaVinci Resolve'da izlenecek adımlar var. Belli adımlar var ve bu adımlar ayrı panellerde bizlere gösterilmiş. Sırasıyla bahsetmek gerekirse tekrardan. Öncelikle medya ile paylaşıyorsunuz. Medya ile işlem yapacağınız video parçalarını belirliyorsunuz. Daha sonra eğer pratik bir yolla basitçe yapmak isterseniz cut bölümünü kullanıyorsunuz. Daha profesyonel işlemler yapmak isterseniz edit kısmından yapabilirsiniz. Yeşil perde gibi özellikle bir arka planınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Color kısmında videonuzun renk ayarlamalarını, düzenlemelerini yapabilirsiniz. Fairlight kısmında videonuzdaki ses düzenlemelerini yapabilirsiniz ve Deliver kısmında da yaptığınız bu düzenlemeler uygun bir şekilde bir video çıktısı alabilirsiniz. Kısaca bunları özet geçmiş olduk. Aşamalarımızı ayrıntılı anlatmamız gerekirse ne demiştik? Sol taraftaki klasör yapımızdan videolarımızı buraya sürükleyip atabiliriz. Ya da mesela bilgisayarımızda videolarımızın nerede olduğunu biliyoruz. Direkt buradan onun klasörünü yükleyeceğimiz klasörü buraya sürükleyip bırak dediğimiz zaman da onun dosyalarını bize açıp buradan da yükleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Ve demin de dediğim gibi burada klasörler oluşturarak mesela master'ı seçip buraya new bin dediğiniz zaman bu sefer ikinci klasörünüzü oluşturup başka bir videonuzu da bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Böylelikle dosyalarınızı isterseniz klasör klasörü de görme şansınız olur. Aynı zaman master'a basarsanız da aslında burada kullanmayı seçtiğiniz tüm videoları ekranda görürsünüz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi grafikler var. Bu da mesela videonuzu oynattığınızda farklı yerlerindeki ses düzeylerini görmüş oluyorsunuz. Bu aslında hani profesyonel anlamda isterseniz müdahale edebileceğiniz bir alanda olabilir. Cut kısmı aslında daha basitçe işlemleri yapılabilecek bir kısım. Ama daha profesyonel kurgulama işlemleri yapılması istenirse Edit, Fusion, Color ve Fairlight kısımları kullanılabilir. Biz bu videomuzda basit bir işlem yapabilmemiz için cut kısmını anlatacağız. Daha ileri düzeyde bir eğitim planladığımızda diğer kısımları da ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Bugün bu eğitim kapsamında cut kısmını anlatacağız. Medya kısmında videolarımızı seçmiştik. Cut kısmında da hangi videomuzda bir kurgulama işlemi yapacaksak bunu sürükleyip
aşağıya atıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda videolarımızı görüyoruz. Biri daha basit bir şekilde timeline'da, yani zaman çizelgesi üzerindeki yerimizi gösteriyor. Şurada zaman çizelgesi üzerinden de videomuzu sağa sola hareket ettirebiliriz. Bu kırmızı çizginin olduğu yer şu anda videoda video panelinde görsel olarak gösterildiği kısımda nerede olduğumuzu gösteriyor. Yani kırmızının olduğu yerdeyiz videoda. Alt kısımda videonun görüntüsünü görüyoruz. Üst kısımda sadece obje olarak görüyoruz. Mesela yeni bir video atacaksak da üstüne, üst üste iki videoya çakıştıracaksak da bunu hemen üstüne atıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane satır yapıyor. İki satır her biri ayrı bir video gösteriyor ve burada bunların ses dosyaları da varsa eğer üzerinde onlarla beraber gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi kırmızı zaman çizelgemizi başa doğru götürdüğümüzde ve üst tarafta videomuzu oynatmaya başladığımızda bakın videoya geçiş yapıyor. Burada üst üste ve yani alt alta hani videolarımızı koyabiliriz. Her zaman en üstte olanı bize gösterir. Eğer şöyle gösterelim. Bakın şu kırmızı çizgimizin olduğu hizada başlatalım. Space tuşu, boşluk tuşu yardımıyla da videonuzu başlatabilirsiniz. İlla her seferinde buradaki başlat tuşuna basmanıza gerek yok. Şöyle gelelim. Mesela kırmızı çizgimizin olduğu yer üstteki videoda olduğumuz yerle aynı zaten. Oynatmaya başlıyoruz. Bakın şurada üst kısımda kalan videoya başlayacağı zaman otomatikman o videoya geçiş yapıyor. Yani her zaman en üstteki video neyse zamanı geldiği zaman onu göstermeye başlar. Ve yine üst tarafta da bunların birbirlerine oranlarını daha özet bir şekilde görebiliyoruz. Şurada video ön izlemesini yaptığımız kısımda bir tools menüsü var. Bu tools menüsüne geldiğimiz zaman da seçtiğimiz videonun zoomlamasını yapabiliriz. Kırpma yapabiliriz videomuzda. Mesela şöyle biraz büyütebilir miyim diye baktım. Mesela bu videomuzu seçelim. Videomuza geldik. Şöyle mouse yardımıyla videomuzu ekranın aslında belli bir kısmına sadece getirebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde yaptığımız zaman da şöyle zaman çizelgimize de hemen gösterelim. Konu üstünde videonun üstünde video olacak şekilde. Mesela bunu şöyle alalım. Daha şuradayken belli olsun. Bakın gördüğünüz gibi video üzerinde video ama daha küçültülmüş bir oranda bize karşımıza çıkmakta. Ve burada bir kilit işareti var. Bu kilit işareti olduğu için videonuzda küçültme büyütme işlemlerini yapıyorsunuz. Fakat bu aynı oranda yapıyor. Ama bunun oranını değiştirmek isterseniz şuradaki kilide tıklıyorsunuz. Ve bu sefer de en boy oranını bozarak aslında size videonuzu değiştirebilir. Ama benim size tavsiyem her zaman bu en boy oranını korumanız ve kitle olarak kalması. Böylelikle videonuzun ana formatı bozulmamış olur. Aynı zamanda burada sağa sola ilerletebilirsiniz videonuzun boyutunu değiştirmeseniz bile. Burada aşağıda da değerlerin değiştiğini görüyorsunuz. Ben bu işlemi her yaptığımda. Yine rotasyon var. Dilerseniz şu şekilde yuvarlaktan hizalayarak döndürebilirsiniz videonuza. Gene ekranda bunun değerlerinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Geri alalım. Perspektifini değiştirebilirsiniz. Perspektif moduna geçtiğimizde şuradaki perspektifin üzerine geldiğimiz zaman videomuza ayrıca bir perspektif verebiliyoruz. Yine bir sonraki kısımda da aslında 3 boyutlandırmış oluyoruz. Sağa sola perspektif verebiliyoruz. Böylelikle videomuzun görünümünü değiştirmiş oluyoruz. Aynı zamanda flip modu var. Bunlar da sağa veya sola doğru ya da yukarı ya da aşağı doğru bir dönüştürme işlemini yapmış olabiliriz. Yaptığımız işlemlerin hepsini en sağdaki geri almamızı sağlıyor. Sıfırdan tekrardan başlayarak bu işlemleri yapabiliriz. Şöyle gene videomu seçeyim. Şöyleyken ekranımı küçülteyim. Mesela buna bir şey vermek istiyorum. Ben 3 boyut vermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir sonraki modumuz crop modu. Mesela bu crop modundayken aynı zamanda videomuzun kırpmasını işlemlerini de yapabiliriz. Şöyle gelelim. Videomuzu seçelim. Crop moduna yani kırpma moduna geldiğimizde videomuzu üstten alttan kısmamız yarıyor. Bakın gördüğünüz gibi video aşağıya gidiyor.
Şurada hatta daha iyi anlaşılacak. Bakın aşağıya yukarı hareket ettirebilir. İsterseniz görüntünün ön izleme görüntüsünü ön izlemeden, isterseniz de aşağıdaki kısımlardan sağa sola aşağıdan yukarıdan kırpmaları görebilirsiniz ya da sağdan soldan. Bakın zaten şurada oklar var. Bu okların ne yönüne göre de nereye kıstığınızı görebiliyorsunuz. Gene şuna basarak geri alabilirsiniz. Mesela ben şu sadece ekranda görünen beyaz çerçevenin gözükmesini istiyorsam şöyle yapalım. Biraz sağdan kısalım. Biraz soldan kısalım. Biraz yukarıdan kısalım. Şöyle. İsterseniz dediğim gibi buradan da yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde kıstım. Sadece videomda şu kısmı gözükmesini istiyorum. Böyle alttan da kısayım. Bir de kenarlarının yumuşaklığını da belirleyebilirsiniz. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir çerçeve yapıyorum. Bulur bir yapıya dönüştürüyorum. Bunu da belirleyebilirsiniz bu kısımdan. Burada kırpmadan sonra baktığınız zaman videonun hareket yönünü tanımlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela şu anda ben şu soldan sağa doğru, yani kırmızı bulunduğu yer yeşil varmasını istediğiniz yer, videoya bir hareket verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi süre ilerlerken videonuz da aslında ekranda ilerliyor. Bunu bu şekilde belirleyebilirsiniz. Bunun hareketinin yönünün nasıl olacağını, bir çizgi dahilinde mi olacağını, mesela şöyle geleyim şuraya tıklayayım. Bakın şurada noktalar var ya, burada noktaları seçerek bir hareket nasıl yapması gerektiğini tanımlayabiliyorsunuz. Tekrardan başa dönelim. Sonuçta bakın şöyle yapalım daha net anlaşılsın. İşlem bittiğinde videonun yönü nasıl olacak? Bakın gördüğünüz gibi yukarıya doğru ilerliyor. Böyle bir hareket tanımlaması yapabilirsiniz. Gene geri alabilirsiniz yaptığınızı. Diğer bir seçenek de kompozit. Kompozit de üst üste bindirdiğiniz iki video arasındaki saydamlığın nasıl olmasını istiyorsunuz. Onu tanımlayabiliyorsunuz. Bakın üst üste videolarımız çakışıyor. Bunu burada belirtebilirsiniz. Tabii şu üstteki videonun tamamına bu efekti veriyor. Dolayısıyla eğer siz bunun bir kısmına vermek istiyorsanız o zaman küçük videolar halinde bu parçaları koyacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi sizi hızlıca ilerletiyorum. Şurada ilerletebilirim. Sonunda bütün iş eylem bittiğinde gördüğünüz gibi ekranda böyle bulur şekilde bir video oynatabiliyorsunuz. Mesela burada bir sonrakinde videonun hızını, oynatma hızını belirliyorsunuz. Mesela şu anda 1'e 1 ise siz bunu mesela video 2 katı ya da 4 katı hızla hareket etsin derseniz bakalım nasıl yapıyor. Şöyle küçültelim. Daha hızlı bir şekilde hareket ediyor tüm video. Bunu geri alırsak da aslında bakın süre ne kadar uzundu. Ben burada bir hatta bunu 10 katı hızlı yapayım. Videomun da zaten zaman çizelgesindeki bulunduğu süre azalmış oluyor. En başa gidelim. Başlatalım. Bakın videom bu sefer hızlı bir şekilde hareket etti. Bu şekilde hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bir şey yaptım, efekt verdiğim bütün kısımlarda sağ üst köşelerinde bir kırmızı nokta var. Yani burada bir değişiklik yaptığımda buradan görüyorum. Bu iki kısmı çok aktif olarak kullanmanıza gerek yok. Bir de renklendirme var. Autocolor dediğiniz zaman da kendisi bir otomatik renk düzenlemesi de yapabiliyor isterseniz videolarınızda. Yine ses dosyasına bastığınız zaman da videonuzun ses seviyesini bu video özelinde ses seviyesini düzeltebiliyorsunuz. Eğer efektleri gene bu kısma vereceksiniz, burada da yapabilirsiniz. Mesela iki video arasında transition vermek isterseniz de şöyle tekrardan buraya geleyim. Şöyle yapalım. Mesela bu video bitsin. Şimdi biz iki tane çakışan videoyu yaptık. Bunu sileyim buradan ya da kalsın. Videomuzun sonuna bir video ekleyelim. Bir saniye. Burada isterseniz ayırabiliriz. Şöyle kes diyerek videomuzun bu kısmını kaldırabiliriz. Daha kısa bir video haline getirebiliriz. Burada
Medyapool kısmından tekrardan gelip bundan sonra gelecek videoyu seçebilirim. Şöyle üçüncü videomuz mesela gelsin. Bu videolarımızın arasında da bir transition verebiliyor muyum? Verebildim. Bakın burada çeşitli videodan videoya geçiş formatları var. Gene kırmızı çizelgimi şöyle getiriyorum. Başlatıyorum. Bakın efektli geçiş yapmış oldum. Ya da bunu sevmedim mesela. Bakın burada ön izleme de yapabiliyorum. Farklı şeyler var. Geçiş yöntemleri var. Bunlardan herhangi birini seçerek bakın böyle bir titreşim efekti vererek de yapabiliyorum. Mesela bunu alayım. İki video arasına atayım. Şöyle geldi. Tekrardan buraya geleyim. Oynatayım. Bakın bir geçiş efekti değişik oldu. Gene bu şu videomu kısayım. Keseyim daha doğrusu. Kestim. Şu parçamı da atayım. Burada başka şeyler var. Mesela bir diamond şeklinde bir şekilde yapabilirim. Ok şeklinde yapabilirim geçişi. Mesela göz şeklinde yapabilirim. Şöyle bir buraya gene bir video ekleyeyim. Mediapool'a gidiyorum. Bir video getiriyorum. Ekledim. Buraya araya bir geçiş ekleyeceğim. Geliyorum. Şu mesela şöyle bir sağdan sola geçiş yapmak istiyorum. Getiriyorum. Bu sefer araya bunu koyuyorum. Gene başa gideyim. Bakın burada böyle bir bulanıklaşan bir geçiş. Sonrasında da gördüğünüz gibi sağdan sola bir geçiş var. Burada birçok geçiş türü var. Bunlardan herhangi birisini sizler de seçebilirsiniz rahatlıkla. Mesela dosyanızın üstüne bir anlatım yaparken bir açıklama yazmak istiyorsunuz. Şöyle alıyorum bunu. Buraya geliyorum. Ve peki bu açıklamayı yazarken buraya sample olarak bir görüntüyü koydum. Örnek bir görüntüyü koydum ama buradaki metni değiştirmek istiyorum. O zaman sağ üst köşede bir inspector menüsü var. Buna tıkladığım zaman sağ tarafta açılıyor. Ve buraya mesela anlatan kişinin adını yazmak istiyorum. Konuyu anlatmak istiyorum ya da. Mesela ben kendi adımı yazayım. Bu şekilde ismim göz sample type kısmına, öbürünü üste eklemiş oldum. Sample type kısmına gelip buraya da mesela kişinin birimini yazmak istiyorum. Bu şekilde yazabilirim. Çeşitli zoomlama, hızını değiştirme gibi ayarlamalar ya da görünürlüğünü değiştirme gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Arka fondaki rengi değiştirebiliriz. Bir resim ekleyebiliriz. Eğer bu inspector yani düzenlemeyi yaptığınız kısmı da kaldırmak isterseniz tekrardan basarak ekrandan kaldırabilirsiniz. Yine burada bu videoda bir ses değişikliği ile ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz buradan gerçekleştirebilirsiniz. Transition varsa o an bulunduğunuz yerde transition'ın ayarlamalarını da yapabilirsiniz şeklinde. Transition'da yani geçişteki rengi değiştirebilirsiniz. Şöyle bir renk de yapabiliriz. Bir bakalım yaptığımız ayarlarla inspector'ı kapatalım. Şu şekilde kırmızı çubuğumuzu bu işlemleri yaptığımız yerin başına getirelim. Bakın adım geldi. Geçiş oldu. Bu şekilde hareket ettik. Ve bu yazının ne kadar ekranda kalmasını istiyorsam da bunu sağa sola sürükleyip bırakabiliyorum. Onun dışında burada farklı yazıp eklemek kısımları da var. Mesela videonun tam ortasına da ekleyebilirim bunu. Şöyle koydum. Şöyle şuraya ekledim mesela. Şuraya da bir doküman eklemiş olayım. Şurada inspector'la geliyorum. Gene ne yazılması gerekiyorsa bunu buraya açıklamaya yazabilirim. Şöyle bir öncelikle hareketin nasıl olduğuna bakalım. Inspector'ı kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir hareket var. Bu şekilde de bir tanımlama yapabilirsiniz. Burada çeşitli başlıklar ekleyebilirsiniz. Bunun dışında burada hazır yapıları var ama bunları ekledikten sonra sağ üst köşedeki inspector yardımıyla da düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde bir içeriğinizi, ders içeriğinizi düzenleyebilirsiniz. Bir de effects kısımları var. Onları nasıl yaptığımızdan da kısaca bahsedelim. Mesela burada bir glow efekti var. Bir reflection efekti var. Bunları buradan seçerek de çeşitli efektler gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çeşitli zengin bir efekt havuzu var diyebiliriz açıkçası.
Eğer yaptığınız bunları ön izleme yapmak isterseniz tuşa basarak buradaki ön izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ve bütün işlemlerinizi yaptınız, artık videonuz bitti. Quick Export diyerek demin de bahsetmiştik size, çıktısını alabilirsiniz. Quick Export derken size standart resolution'ları, yani çözünürlükleri de belirtiyor. Ama siz kendiniz de burada bakın, bunlardan farklı farklı çözünürlükler var. Bunları belirleyebilirsiniz. Farklı video gösterme ortamlarında da seçebilirsiniz. Mesela biz şunu seçelim ve export diyelim. Zaten dosyanızın adı ne olsun diye soruyor. Dosya yolunuzu soruyor. Ben DaVinci deneme video diye kaydedeyim. Bilgisayarımda masaüstüme kaydetsin diyorum. Kaydet diyorum. Ve bundan sonra bir çıktı alma süreci var. Bu çıktı alma süreci tabii videonuzun boyutuna ve yaptığınız efektlere göre değişir. Bu şekilde bir çıktı alıyorsunuz. Çıktı üretme sürecimiz bitti. Şimdi bilgisayarımızda, masaüstümüzde bakalım sonuç neymiş. Başlatıyorum. Sesini biraz kısacağım videomuzun. Şöyle hafif atalım. Yüz yüze Gördüğünüz gibi derslerde efektlerimizin hocalarımız hepsinin olduğu bir isterlerse video derslerini ekranımızda desteklemek amacıyla gözükür halde ders oluyor. materyalleri paylaşabiliyorlar. Ödev ve proje düzenleyebiliyorlar. Bakın ismimiz geldi. Şöyle hızlıca yapalım. Geçtik. Şimdi İsmimiz geldi. Profesyonel bir, bunun dışında daha yine doğrusu ders profesyonele yakın bir programınız video ve içeriği bu düzenleme derslerdeki şansınız notların bulunmaktadır. ilanı ile ilgili bilgiler. Bu eğitimimizin sonuna geldik. Bir başka eğitimde tekrardan görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.